Herkese merhabalar, ben Ayşe Yılmaz. Belçika'ya göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Beni ilk kez bu videoyla tanıyacak olanlarınız varsa, yaklaşık 1,5 sene önce yerleştim Belçika'ya. Eşimin iş bulması vesilesiyle geldik. O bizden bir 5 ay önce geldiği için 2 seneyi devirmek üzere. Bugünkü videomda da göçmen adaylarına, göçecek olanlara, göçmek niyetinde olanlara 10 maddede tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım. Özellikle yurt dışına göçenler, göçmek niyetinde olanlar için bu video, ama ülkede de bir yerden farklı bir yere gidecek olanlar da neden olmasın? Belki onların da işine yarar. Ben kendime küçük notlar aldım. Birincisi, hızlı arkadaşlık kurmaya meyletmeyin derim ben. Biz göçtükten sonra heyecanla önüme gelen her türlü görüşmeye çalıştım. Korkuyordum galiba herkes gibi yalnız kalmaktan. Bu beni ve ailemi çok yıprattı. Çünkü günün sonunda herkesle aynı dili konuşamıyorsunuz. Ve bunun en kötü, en üzücü yanı da bazen aynı dili konuştuğunuz insanla aslında aynı dili konuşamıyorsunuz. Bazen bir yabancıyla, bambaşka bir ülkeden, bambaşka geçmişe sahip bir yabancıyla sadece birkaç kelimeyle anlaşabilirken, kendi ülkenizden, kendi milletinizden, kendi örfünüzden, töreninizden, kültürünüzden bir insanla binlerce kelimeler içinde boğuluyorsunuz, boğuşuyorsunuz ama hiçbir şekilde duygularınız birbirine geçmiyor. Bu yüzden birazcık sakin ilerlemek lazım. Her önümüze gelenle arkadaşlık kurmamak gerektiğini düşünüyorum ben. İkincisi, zamanı aktif kullanmalıyız bana kalırsa. Genelde özellikle eşlerden herhangi biri iş bulup da o şekilde yurt dışına yerleşiyorsanız, evde kalan kadın ya da erkek fark etmeksizin bir heyecanlanıyor. Ben ne zaman iş bulacağım, ne zaman dil öğreneceğim, ne zaman bu eve gelir sağlayacağım. Ay, özellikle hani bundan önceki yaşamında çalışıyorsa ve birden işsiz kalmışsan, yani çok faydasızım, hiç kimseye bir faydam yok gibi düşüncelere kapılarak, bunlar içinde boğularak zamanı tüketmemeli bence. Çünkü her şeyin bir vakti var ve vakti geldiğinde o boşta kaldığınız zaman dilimlerini çok özlüyorsunuz, benden söylemesi. Üçüncüsü, ne çok gezmeye ne de çok para biriktirmeye çalışmamak lazım bana kalırsa. Tabii bazı insanlar hem işleri gereği hem de vizyonları gereği ya da işte gezmeyi sevdiği için, hobisi gereği çok fazla seyahat ediyor ve bu seyahatler arasında da Avrupa ya da Amerika ya da herhangi bir kıta yer alabiliyor. Ama bazı insanlar belki de ilk kez yurt dışında uzun süreli, özellikle yaşam süre gelmeye başlıyor göçten sonra. Böyle olunca ne oluyor? Her yere gideyim, işte Paris'e yakınım oraya gideyim, ne bileyim Hamburg'a yakınım oraya gideyim, Aachen'a yakınım oraya gideyim, ülkeyi de gezeyim, her güne bir yere gideyim, her hafta sonu bir şey yapayım gibi tribe girebiliyor. Bence bu, yani şöyle, Allah ömür ve sağlık verirse zaten bir zaman sonra ülke değiştirmek, Avrupa içinde özellikle normal İstanbul'da, Türkiye'de şehir değiştirmek gibi olacağından zaten bunları yapıyorsunuz isteseniz de istemeseniz de. O yüzden çok hızlı tüketmemek gerek bence. Hani sırf bir yeri görmek için böyle kendini zorlayıp oraya gidip karda, kışta, yağmurda işte sırf iki fotoğraf çekmek için bir yerlere koşmamak gerek. Ya da tam tersi, işte para biriktireyim, burası benim için yeni bir yaşam alanı ve bir kurtuluş, bu yüzden çok para biriktireyim, çok para biriktireyim. Çünkü iki tribe de giren çok insan var, ya o ya o. Bence denge kıymetli. Dördüncüsü, aileye değer. Şimdi burada bence bu madde çok kıymetli. Genelde yoğun bir şehir yaşamından iki kişi çalışan özellikle senaryoda, evde iki kişinin çalıştığı senaryoda biz akşamları eve gelip zar zor yemek yiyip bir şekilde ertesi güne varabilmenin şeyini yaşıyoruz. O yarışta, o yani anda pek kalamıyoruz maalesef. Özellikle İstanbul'da trafikle boğuşuyoruz, eve geliyoruz saat 8 olmuş, aç karnımızı mı doyuralım, ne anda kalması, ne işte mindfulness'lar, ne hiç böyle şeyler. Bizim amacımız aç karnımızı doyurmak, ertesi güne hazır olabilmek, duş alabilmek falan. Ama özellikle Avrupa'da gerçekten, hele hele çok büyük bir şehrin tam göbeğinde yaşamıyorsanız, daha sakin bir yaşam var ve bu sakin yaşam
aslında aile bireylerinizi de fazlasıyla tanımanıza sebep oluyor. Yani bir bakıyorsunuz 15 senedir kocam ya da karım var ama ben onun birçok şeyini oturup konuşmamışız. Yani bir paylaşımda bulunamamışız gibi. Ya da bazen şikayet ettiğimiz noktalar var. Benim de çok vardı. İşte çocuğumla yeterli vakit geçiremiyorum. Zamanı güzel kullanamıyorum. İşte özellikle hani dediğim gibi Avrupa'ya taşınıp görece daha basic bir yer, yani şehirden uzak bir yerdeyseniz ve basit bir yaşamınız varsa, yalın bir hayatınız varsa ailenizin kıymetini bilin. Onlara, onları daha çok tanımaya zaman ayırın. Çünkü gerçekten zaman su ve ömür çok hızlı tükeniyor, bitiyor. Beşincisi, bir rutin oluşturun. Bu, yani rutin oluşturmak aslında bu çok ezber bir kelime gibi ama çok da kıymetli. Bu her şey için geçerli. Rutinler güzeldir. Rutinler şöyle güzeldir. İnsanın yaşadığını, insana yaşadığını hissettirir. Ya bu rutin illa işte bugün 3 litre su içeceğim, 40 dakika yürüyüş yapacağım. Tabii bu sağlıklı yaşam rutini ama bunun dışında da ne bileyim bir part-time iş, belki bir hobiye vakit ayırmanın yanı sıra işte dil kursuna gitme. Yani insan böyle zamana iyice kaptırmamalı bence kendini. Hedef koyup rutin oluşturmak insanın kendine de öz saygısını yitirmemesine sebep oluyor. Öteki türlü çok gelişine vuruyorsunuz. Kim nereye çekerse oraya gidiyorsunuz ve zaman çok hızlı tükeniyor gerçekten bana kalırsa. Altıncısı, çok elzem değilse habire takıntılı bir şekilde Türkiye gündemini takip etmeyin derim ben. Şöyle, tabii ki orası bizim ülkemiz. Elbette ki bazı konular çok elzem. Elbette ki ülkeden haberdar olmak çok kıymetli. Yani direkt üç maymunu oynayıp hani bana ne oradan bahsetmiyorum ben. Yeni bir ülkedesiniz, yeni bir yaşam alanınız var. Artık bu yeni yaşam alanında olan ne bileyim işte politik olaylar, kültürel olaylar, ekonomiyle ilgili haberler, kültürel etkinlikler, bunlara da biraz vakit ayırın. Yani atıyorum 30 dakika Türkiye gündemine ilişkin bir şey okuyorsanız 30 dakikada bence yeni yerleşim alanınızla ilgili bir şeyler okumaya, oradan da haberdar olmaya gayret edin. Çünkü bazen şey oluyor, bazı gruplara dahilim mesela, sürekli Türkiye gündemi linki var. İşte bunu da izleyin, bunu da okuyun, yani bunu da yapın, daha da depresif olalım, üzülelim. Biz zaten işte ülkeyi de terk ettik, kötü yaratıklarız. Öyle, bana biraz tuhaf geliyor. Sonra yedincisi, eski hayatınızla yeni hayatınızı kıyaslamayı, yani sürekli bunu yapmayı bırakın. O artık orada kaldı. Her neydi, nerede kaldıysa, İzmir'de, Ankara'da, Urfa'da, Maraş'ta kaldı. Ve şu an yeni bir hayatınız var. Yani işte oradaki iş arkadaşlarıma bu kadar zam yapıldı. Aslında orada da şöyle olurdum ama burada da böyleyim ama orada bu kadar kazanırdım ama orada şu kadar seyahat ederdim. Orada bu kadar birikim yapardım. Yani sürekli orada olsaydım varsayımı ve artılarıyla eksileriyle, bu çok yorucu. Yani şu an buradasınız ve burayı yaşayın. O an oradaydınız. Şu an buradasınız. Belki tekrar orada olacaksınız ama sürekli bir kıyas bence çok yorucu. Sekizincisi, göçmenle ticaret, göçmenle iş, mümkünse göçmenle başka herhangi bir ne bileyim doktor falan filan hizmet ya da hizmet almayı, yani bunu zaruri olarak görmeyi bence bırakın. Hep şöyle bir şey var. Ben buraya geldim, kimseyi tanımıyorum. Türk doktor tanıdığınız var mı? Türk galeri tanıdığınız var mı? Türk bilmem ne tanıdığınız var mı? İşte ya da Bulgaristan ya da Romanyalı ya da bilmem nereli. Yani kendi yaşam alanınızdaki insanlara da bir şans verin. Ha bu şu demek değil. Ay Türkler, Romanlar, bilmem kimler, Bulgaristanlar, Tukaka, onlara gitmeyin. Ay bu yabancılar mükemmel, onlarla hep bütün ilişkilerinizi onlarla yürütün değil. Onlara da bir şans verin. Aslında bu sizin de kendinizi geliştirmenize sebep olur. Ne olur mesela bir otogalerici yabancının yanına da gidin. Mesela günün sonunda belki sonra Türk'le de ticaretinizi devam ettirirsiniz ama bir de onlarla konuşun bakalım onların işleyişleri nasıl. Ve hani Belçika özelinde hemen hemen herkes özellikle Flanders bölgesinde İngilizce konuşabildiği için
emin olun İngilizceniz varsa özellikle size destek olacaklardır. Ben Flamanlara da şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Sürekli ama sürekli Türk şeyi arayışlarından, yani bilmiyorum, bence uzak durun. Dokuzuncusu, şunu unutmayın, mutluluk size otomatik olarak yüklenmeyecek. Siz neyseniz, kimseniz, buraya da o kimseniz öyle geleceksiniz. Yani ben Türkiye'deki Ayşe kimse, buradaki Ayşe de o. Ben yeni bir versiyon üretmiyorum burada. Ben kendimi getiriyorum, kendi öykümü, kendi geçmişimi, kendi karakteristik özelliklerimi. Özellikle hani işte gittim Hollanda'ya, çok mutlu oldum, Kanada'ya yerleştim, aşırı mutlu olacağım ya da olacağım gibi bir beklentiyle yaşama, böyle bir motivasyonunuz olursa çok hızlı hayal kırıklığına uğrarsınız. Ve gerçekten mutluluk zaten böyle bir şey değil. Bir Sinan Canan'ın kitabında, Sinan Canan değil mi? Şöyle bir şey var, bir karganın hikayesi, yani çokça da anlatılan bir hikayeymiş. İşte tüm diğer kargalar beyaz yumurtlarken bu karga siyah yumurtluyor. Ve çok diğerleri bu ne iş canım, böyle karga dediğim beyaz yumurta yapar, kuş dediğim beyaz yumurta yapar, nasıl, neden siyah yumurta, ıy falan diye terkinlerde bulunuyorlar, mobbinge uğruyor bu karga. Sonra ta uzaklara bakıyor, diyor ki orada bir ağaç var diyor, ben diyor işte o ağaca ulaşırsam, orada yuvanımı yaparsam orada beyaz yumurtlayacağım diyor, ama oraya da erişmek bayağı da zor. Günün sonunda bayağı zorlukları aşıp fırtınalı bir günde rüzgarı da arkasına alıp varıyor, gidiyor o ağaca. Orada yuvasını kuruyor. Yumurtası çıkıyor, yine siyah. Yani bayağı böyle sinirleniyor falan. Kendi kendine söyleniyor. Üst dallarda öteden beri o ağaçta yaşayan başka bir karga ona diyor ki bu kit sende olduktan sonra tatlım sen nereye gidersen git yine siyah yumurtlarsın, yine siyah yumurta yaparsın. Yani biz nereye gidersek gidelim, biz biziz, değişmeyeceğiz, değişmeyecek hiçbir şey. Şimdi 10. maddeye geliyorum. Dil öğrenmeyi geciktirmeyin. Tabii bazı insanlar, herkes iş bularak gelmiyor. Bir şekilde Avrupa Birliği ile ilgili teması var ve işte valizini toplayıp gelenler oluyor. Zaruri göçler yapanlar oluyor. Bu insanlar evlerini geçindirmenin derdiyle tabii ki çalışmak durumunda kalıyor. Ama özellikle benim gibi evde olacak olan adaysanız lütfen dil öğrenimini geciktirmeyin. Yani bir yerin dilini öğrenmeden yaşam çok zor. Her şeyden önce kendinize yine saygınızı koruyabilmek için. Şimdi ben burada 1,5 senedir yaşıyorum. İlk geldiğimde bir posta geldiğinde hemen direkt onu translate ediyordum. Evet, ama şimdi mesela bir posta geldiğinde onun ana temasını en azından anlıyorum. İçeriğin özetini anlıyorum. Tabii ki yine detayları kaçırmamam gereken bir postaysa o translate ediyorum, ama onu anlayabilmek o kadar çok hoşuma gidiyor ki, bir markete gittiğimde yazan yazıları anlayabilmek, bir paketi çevirdiğimde içindekileri okuyabilmek, yani oradaki uyarıları görebilmek, yolda bir uyarı varsa onu okuyabilmek, herhangi biriyle havadan sudan sohbet edebilmek. Bunlar çok kıymetli. Kendinizi de iyi hissetmenize sebep oluyor bence. 10 maddede buraya gelmeden önce, yani göçmen olmazdan önce nasıl önlemler alırsanız kendinizi daha iyi hissedersiniz. Bunu anlattım. Şimdi bonus punt. Kendinize ikinci bir yaşam için şans verin lütfen. Yani iyi olur, kötü olur, olabilir. Her şey bizim için. Her şey başarıyla sonuçlanacak diye bir şey yok. Her karar sonsuz mutluluk getirecek diye bir şey yok. Hüzünlenebilirsiniz, üzülebilirsiniz, depresif de olabilirsiniz. Her anınız mutlulukla olmaz. Böyle bir dünya yok zaten. Ama yeni yaşamınızı da yaşamak için kendinize şans verin. Yani sürekli böyle uf, puf, ah, oh diyerek, yani ah eski günlerim, ah öyle şöyleydim, ah böyleydim diyerek bir yere varılmıyor. Bir de kendinizin de yeni versiyonuyla tanışın. Bir aynaya bakın, bir konuşun kendinizle. Bu yeni versiyonunuzun neleri var, neleri yok. Ne bileyim, ikinci bir yaşam işte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim aklıma bir çırpıda bunlar geldi. Az önce kitap okurken maalesef multitask olma halini sürdürüyorum. Keşke bunu yapmasam, yapamasam. Bir yandan notlar aldım aklıma gelenleri. Sonra da bir çırpıda anlatıverdim. Eksik kaldığım, sizin kendinizce gözlemleriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim.
Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.